Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Türkiye, dünyadaki rezervin yarısına sahip olduğu toryum için sonunda harekete geçti. Toryumun Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santrallerde kullanımı hedefleniyor. Bu muhteşem gelişmeyi sizlerle paylaşmak bizler için de gurur verici. Temiz enerji kaynağı toryum sayesinde hem karbon ayak izini küçültmek hem de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için nükleer teknolojiye sahip olunması büyük önem arz ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide çok daha farklı alanlar açılacak diyerek sinyallerini verdiği alanlardan birinin de geleceğin enerji kaynağı toryum olduğu öğrenildi. 30 Kasım 2007'de Isparta'da halen neden düştüğü tam olarak aydınlatılamayan uçakta Türkiye'nin en kıymetli toryum beyinleri hayatını kaybederken, onların izinden yürüyen genç Türk mühendisler toryumu enerjiye çevirecek projeler için düğmeye bastı. Tam bağımsızlığa giden yolda nükleer enerji zorunluluktur. Hedef Kızıl Elma. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu nükleer santrallerde çok geç kalındı. Bilimsel verileri baz alarak düşünecek olursak, maalesef enerjide dışa bağımlıyız ve doğalgazdan elektrik üretiliyor. Bu doğalgazı da dışarıdan alıyoruz. En az Türkiye'nin %50'sini karşılayacak şekilde nükleer tesisler yapılması gerekiyor. Bu sayede hem paramız cebimizde kalır hem de enerjide dışa bağımlılık azalır. Bu konudaki görüşlerinizi videomuzun altına yazmayı unutmayın. Nükleer tesisler olmazsa olmazlarımızdandır. Sinop'a hatta başka bölgelerimize de yapılmalı. Şimdilik Ruslarla ortak inşa ediyoruz ama mühendislerimiz de eğitiliyor ve tecrübe kazanıyorlar. Yeni enerji kaynaklarıyla ülkemiz gelecekte 2023'te küresel güç olacak ve dünyada önemli bir konuma yükselecek. Yeni nesil nükleer santrallerin en temiz yakıtı olarak tanımlanan toryumun Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santralde kullanılması hedefleniyor. Çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geleceğin enerji kaynağı olan toryumun nadir toprak elementlerinden ayrıştırılması ve yan ürün olarak kazanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Temiz enerji kaynağı toryum sayesinde hem karbon ayak izini küçültmek hem de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için nükleer teknolojiye sahip olunması büyük önem arz ediyor. Sonunda dışa bağımlılık bitecek. Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını tamamen bitirecek olan toryumun, nükleer enerji üretimi için kullanılmasına yönelik tamamlanmış bir yöntemin olmaması nedeniyle farklı yöntemlerle yatırım yapılıyor. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu da TÜBİTAK İşbirliği ile toryum kullanan Ergimiş Tuz Reaktörleri çalışmalarına başlandı. Söz konusu proje, 2022 yatırım programında da yer aldı. Toryumla enerji üretimine yönelik yöntemlerden biri olan hızlandırıcı sürümlü sistemlerde de tecrübe kazanılması için TENMAK, kendi hızlandırıcılarını işletme ve inşa etme amaçlı projeler yürütüyor. Bu projelere şu ana kadar milyonlarca lira bütçe ayrılırken çalışmalar da son hız devam ediyor. Çin, dünyanın ilk toryum nükleer reaktörüne son rötuşları yapıyor. İnşallah darısı Türkiye'nin başına diyelim. Çin, dünyada türünün ilk örneği olacak temiz ve güvenli nükleer enerji arayışının anahtarını arıyor. Bunu da zengini olduğumuz toryumda arıyor. Toryum tek başına nükleer santrallerde kullanılamıyor. Çin bu sorunun çözümünü toryum elementini tuzla karıştırmakta buldu. 1940'lardan beri bilim adamları çok daha güvenli bir yol vaat eden erimiş tuz reaktörleri olarak bilinen bir alternatifi araştırıyorlar. Bu reaktörler, uranyum ve plütonyum yerine bomba yapımında kolaylıkla kullanılamayan, bol miktarda bulunan gümüşi metal toryumu kullanır. Erimiş tuz reaktörlerinin arkasındaki teknolojiyi geliştirmek yavaş ilerliyor. Deneyler 60'lı ve 70'li yıllarda ABD'de, ardından Asya ve Avrupa'da yapıldı. Daha yakın zamanlarda Hollanda'da bir araştırma grubunun teknolojiyi endüstriyel ölçekte bir enerji kaynağına dönüştürmeyi amaçlayan deneyler başlattığını gördük. Son zamanlarda Çin sürece öncülük ediyor. 2011 yılında hükümeti Gansu eyaletindeki Wuwei Çöl şehrinde bir toryum erimiş tuz reaktörü planlarını onaylamış ve bilim adamlarına onu çalıştıracak teknolojiyi geliştirme görevini vermişti. Güney Çin gazetesi tarafından verilen bilgiye göre 2 megawattlık prototip reaktörün inşaatı önümüzdeki ay tamamlanacak ve ilk testlerin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Bu planlar gerçekleşirse tesis, dünyanın herhangi bir yerindeki ilk operasyonel toryum erimiş tuz reaktörü olacak.
bilim insanları prototipi 100 megawata kadar üretim yapan daha büyük toryum erimiş tuz reaktörlerinin geliştirilmesi için bir sıçrama tahtası olarak kullanmayı umuyorlar. Bu reaktörler diğer birçok çöl bölgesi için planlanıyor ve her biri 100 bin nüfus için yeterli güç sağlayabiliyor. İlk ticari reaktörün inşaatının 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Erimiş tuz reaktörlerinin uğraşması gereken önemli bir sorun, radyoaktif erimiş tuzun borularda veya diğer bileşenlerdeki korozyonudur. Bir diğeri, enerji üretimini yönlendiren süreçlerle ilgilidir. Geleneksel nükleer reaktörler, uranyum atomlarını zincirleme reaksiyon ve sürekli enerji üretimiyle sonuçlanacak şekilde parçalayabilirken, toryum tüm bunları kendi başına yapacak kadar bölünebilir malzeme içermez. Bu, her halükarda uranyumla veya gerekli reaksiyonları tetiklemeye yardımcı olan başka bir malzeme ile karıştırılması gerektiği anlamına gelmektedir. Çin'de materyal olarak tuzu denemektedir. Bir de bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir mega proje daha var. Türkiye ve Japonya ortaklığı ile kurulacak Sinop Nükleer Santrali, 4400 megawatt kurulu güce sahip olacak şekilde projelendirilmiştir. Tesis, Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda kurulacaktır. Santral, Türkiye, Japonya ve Fransa tarafından işletilecektir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasiteyle devreye girildiğinde 35 milyar kilowatt saat elektrik üreteceği hesaplandığında 2028 yılı için ülke tüketiminin %10'unun karşılayacağı söylenebilir. Bu rakam da muazzam bir rakamdır. Umarız Sinop'ta çalışmalarda hızlanır ve projeler bir an önce faaliyete geçer. Gelecek nesillerin rahatı için bu tür nükleer santralleri mümkün olduğunca çoğaltmamız gerekiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Toryum elementi nükleer santrallerimizde kullanılmalı mı? Başkan Erdoğan bu konuda sürpriz bir karar verir mi? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza katılın. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.